Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf biyoloji konularının yeni bir konu başlığı ile birlikteyiz. Konumuz sinir sistemi. Sisteme giriş yapalım. 11. sınıf biyoloji. Evet, sinir sistemi. Canlılar iç ve dış çevreleriyle sürekli bir etkileşim halindedir. Bu etkileşimler duyu organlarıyla doğrudan sinir sistemleriyle de algılama ve cevap oluşturma şeklinde sağlanır, düzenlenir. Bakalım. Tüm canlılar çevresindeki uyarılara karşı özelleşmiş çeşitli kimyasal molekül, hücre, doku veya organlarıyla tepki oluştururlar. Bu yapılar tek hücreli canlılarda elektriksel veya kimyasal değişimlerle sağlanırken, çok hücreli, gelişmiş yapılı canlılarda çeşitli doku ve organlarla sağlanmaktadır. Hangi organlar bunlar? Göz, kulak, burun, dil, deri gibi. Bu özelleşmiş yapılar canlıların vücut bütünlüğünü korur. İç ve dış ortamda meydana gelen değişikliklere karşı canlının iç dengesinin korunmasını ki biz buna homeostasi diyoruz. Homeostasiyi sağlar. Home ifadesi ev demektir. Home, ev. Stasi de durum. Türkçe'ye statü olarak da girmiş ifadenin bir türevidir. Biz bunu ev hali olarak da çevirebiliriz. Ne demek? Kişinin en rahat ettiği koşullar burada ifade edilir. Canlının canlılık faaliyetlerini sürdürebildiği ideal koşullar homeostasi kavramıyla ifade edilir. Homeostasinin sağlanmasında sinir sistemi ve endokrin sistem birlikte görev yapar. Bu nedenle sinir sistemi ve endokrin sistem denetleyici ve düzenleyici sistem adını alır. Burada da bu tablo halinde ifade edilmiştir. Şimdi sinir sistemi. Canlının çevresindeki değişiklikleri algılaması. Bakınız, alması deseydi bunu duyu organları sağlar. Algılaması işte o omurilik ya da beyin ile sağlandığından sinir sisteminin görevidir. Ve hızlı tepki vermesini sağlayan sisteme sinir sistemi denir. Neden burada hızlı vurgusu yapılmış? Çünkü canlılar çevresel değişikliklere hormonlarla da endokrin sistem ile de tepki verir. Ancak endokrin sistem ile verilen tepkiler yavaş fakat uzun süreli. Burada hızlı vurgusunun yapılması endokrin sistemde farkına bir değinme şeklinde düşünülebilir. Canlılarda bu sistemi oluşturan sinir hücrelerinin çalışma mekanizması birbirine çok benzer. Onu birazdan impuls oluşumu ve iletiminde göreceğiz. Fakat sinir sisteminin yapısı ve işlevi gelişmişlik düzeyine göre farklılık tabii ki gösterir. Bakalım. Sinir sisteminin amaçları denmiş. Bunlar önemli. Genelde bu noktalardaki bilgiler gerek yazılı sınavlarında gerek test sınavlarında karşımıza soru olarak çıkabiliyor. Lütfen dikkatli ve yavaş yavaş gidiyoruz. Çeşitli organ ve sistemleri birbirine bağlayarak bu bağlama koordinasyon açısından yoksa bağ dokuda gördüğümüz gibi doğrudan bir fiziksel bağlama değil. Kaldı ki konumuzun ilerleyen noktalarında göreceğiz. Sinir sistemleri dahi yani sinir sistemini oluşturan nöronlar dahi birbirlerine bağlanmaz. Aralarında sinaps köprüleri vardır. Çeşitli organ ve sistemleri birbirine bağlayarak bu yapılar arasındaki koordinasyonu sağlamak. Organizmaya ait organların görevlerini düzenleme ve gerçekleştirmelerini sağlama. Organizma sistemlerden, sistemler de organlardan oluşuyordu hatırlayalım. İşte bu organların görevlerini koordineli bir biçimde gerçekleştirmelerini sağlamada da yine sinir sistemi
görev yapıyor. Organizma ile çevre arasındaki iletişimi sağlama. Ki burada esas aracı duyu organlarıdır. Sinir sistemi de bu alışverişte algılayıcı ve tepki verici olarak görev yapar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Vücut içindeki homeostasiyi düzenlemek şeklinde özetlenebilir. Homeostasi kelimesi yine karşımıza çıktı. Homeostasinin ne olduğunu da az önce vurguladık. Devam ediyoruz. Bir örneğimiz var arkadaşlar. Beraber okuyalım. Sağlıklı bir insanda sinir sistemi işlevlerinden hangilerini gerçekleştirebilir? Az önce okumuştuk. İç sayfanın o tarafına bakmıyoruz. Bakalım hatırlayabilecek miyiz? Bireyin çevre ile iletişimini sağlama. Evet, bu vardı. Kalp atışı, boşaltım, sindirim gibi olayların hızını denetleme. İç organların çalışmasını bu da vardı. Organların işlevlerini gerçekleştirmelerini sağlama. Bu cümle olarak geçmişti zaten. Sistemleri birbirine bağlayarak koordinasyonu sağlama. Orada sistem organ üzerinden geçmişti. Bu da vardı arkadaşlar. Şu halde sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Devam ediyoruz. Sinir hücresinin yapısı ve çeşitleri. Sinir hücresine nöron denir arkadaşlar. Bu çoğunlukla boşaltım sisteminde böbreğin fonksiyonel birimi olan nefron ile karışır. Aman dikkat! Böbreğin boşaltımda fonksiyonel birimine nefron, sinir hücrelerine ise nöron denir. Bir nöron, üç temel kısımdan oluşur. Nedir bunlar? Hücre gövdesi. Aha da burası. Hücre gövdesine bağlı. Lütfen buraya dikkat edelim arkadaşlar. Kısa uzantılara dendrit denir. Dendritler fonksiyonel yapıları yani şekillerine de baktığımızda bir şeyleri toplama, alma görevini yerine getirir. Nörona bağlı uzun uzantıya ne denir? O da burası. İşte ona da akson denir arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. Nöron gövdesi. Sonra kısa uzantılar dendrit, uzun uzantı akson. Bunlar da akson uçları. Bunlar da burada da ifade edildiği gibi impulsun bir sonraki nörona veya bu örnekte de gösterildiği gibi bir tepki organına aktarılmasını sağlayan oluşumlardır. Burada hücre gövdesi, dendrit ve akson ifade edilmiş. Akson etrafında, dilerseniz yine geri gelelim. Bakınız, burada gösterilmiş ama biz vurgulamadan diğer tarafa geçtik. Nedir o? Miyelin kılıf arkadaşlar. Miyelin kılıf izolasyon görevi yapar. Tıpkı bizim giysilerimiz gibi. Giysilerimiz bizi ısıtır mı? Evet, ama bize ısı verir mi? Hayır. Peki nasıl yapar bunu? Bizim vücudumuzun ürettiği ısıyı içeride tutarak yapar. Şu halde miyelin kılıfta buna benzer bir rol üstlenir. Miyelin kılıf nöronun ürettiği enerjiyi nöronda tutar. Enerji kaybını azaltır. Böylece nöronun aynı enerjiyle daha çok iş yapmasını sağlar. Biz buna da miyelinli nöronlar daha hızlı impuls yani uyarı iletir diyoruz. Şimdi devam edebiliriz. Şuradan birlikte okuyalım dilerseniz. Akson etrafındaki yalıtkan örtü taşıyan aksonlara miyelinli aksonlar denir. Miyelin kılıf izolasyon sağlayarak uyartı impuls iletimini hızlandırır. Miyelin kılıfı kim üretir? Şivan hücreleri. Bunlar arasındaki boşluklara, boğumlanmalara ne denir?
Ranvier boğumu denir. Ranvier boğumunu görmek için tekrar bir önceki sayfaya geri dönelim. Bakınız arkadaşlar, şu karalamalarımızı bir sileyim ben. Evet, şimdi şu bölümler, bakınız zaten burada da gösterilmiş. Bunlara Ranvier boğumu denir. Hani şöyle geliyor ya, böyle geliyor. Bir, iki, böyle. Bu şekilde gittiği için bunlara Ranvier boğumu denilmiş arkadaşlar. Ranvier boğumlarının hani çok fazla sorgulandığı bir soru tipiyle pek karşılaşmazsınız ama bir özelliği var. Onu birazdan impuls iletiminde değineceğim. O yüzden geri dönüp görmenizi istedim. Evet arkadaşlar, bir örnekle devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilde bir nöronun yapısı gösterilmiş. Bakıyoruz işte hücre gövdesiydi, dendritlerdi, akson, yine miyelin kılıfı da burada görünüyor. Nöronla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış? Demek ki 4 tane doğru var, 1 tane yanlış var. Bakalım. Dendritleriyle çevresindeki uyarıları alarak impuls oluşumunu sağlar. Dendritlerin görevi uyarıları, impulsları almaktı. Söylemiştik bunu. Hücre gövdesinde bulunan mitokondri faaliyeti ile ATP sentezler. Evet, mitokondri ve ATP sentezi, sıkıntı yok. Bu iki bilgi doğru. İşaretlerimizi koyalım. İmpuls iletiminin dendritten aksona doğru gerçekleşmesi. Evet, impuls iletimi dendritten aksona, akson ucuna doğru olur. Miyelin kılıfın varlığı impuls iletimi yavaşlatır. Hayır. Demin de defaatle vurguladığımız gibi miyelin kılıf izolasyonu sağlayarak daha az enerji, daha çok iş yapılmasını sağlar. Yani toparlarsak impuls iletim hızını ne yapar? Arttırır arkadaşlar, azaltmaz. Son seçeneği de okuyalım. Ranvier boğumu ve şıvan hücreleri sadece miyelin sinirlerde bulunur ki zaten miyelinin arasındaki boşluklardır. Ranvier boğumu miyelini oluşturan da şıvan hücresidir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nöron çeşitleri. Nöronlar yapılarına göre de işte bipolar, multipolar gibi gruplandırıldığı gibi müfredat dahilinde nöronlar görevlerine göre sınıflandırılır arkadaşlar. Nedir bunlar? Duyu nöronu. Adından da anlaşılacağı gibi duyu organlarıyla bağlantılı olan nöronlara duyu nöronu deniyor. Ara. Zaten bu akışı görünce duyu nöronu ile motor nöron arasında kaldığı için bu adı alması yani çok normal bunun. Ara nöronlar merkezi sinir sistemi nöronlarıdır. Yine konunun ilerleyen bölümlerinde göreceğiz. Ara nöronlar ya omurilikte bulunur, yani omurilik nöronlarıdır, ya doğrudan beyin nöronlarıdır. Motor dediğimiz ifade arkadaşlar hareket ettirici anlamında. Motor nöronlarda impulsu, uyarıyı bir salgı bezine veya bir kasa ileten nöronlardır. Yani hareket ettirici. Devam edelim. Duyu nöronu, ara nöron ve motor nöronu, yani nöron çeşitlerini şekil üzerinde de görelim. Deri. Nedir bu? Bir duyu organıdır. Duyu organıyla bağlantılı nöron, duyu nöronu. Örneğin, elimize bir iğne var veya elimiz sıcak bir cisme değdi. Bunu merkezi sinir sistemindeki nöronun algılaması için impulsun ona getirilmesi lazım. Bunu kim yapacak? Duyu nöronu yapacak. Ara nöron, ya bu vücuda bir iğne batıyor veya sıcak bir cisim değiyor, zarar görebilir diye motor nörona impuls verecek ve o da ilgili bölgedeki kası harekete geçirerek vücudu zarar görmekten koruyacak. İşte bu şekilde kendini gösteren organizasyon duyu. İşte bu şekilde kendini gösteren organizasyon duyu.
ara ve motor nöronlar ile sağlanır. Devam ediyoruz. Burada sinir sisteminde yardımcı hücreler olduğu vurgulanmış. Bunlar nöroglia hücreleridir. Nöronlar bölünemez arkadaşlar. Nöronlar bölünemediğinden nöronlarda meydana gelebilecek bir hasar nöroglia yardımcı hücrelerinin doldurmasıyla, o boşlukta kendini göstermesiyle en az düzeyde hissedilmeye çalışılır. Yani sıfır fonksiyon kaybı diye bir şey yok tabii ama burada en azından hani nöroglia hücreleri o boşluğu doldurmaya çalışır. Bakalım, birlikte okuyalım bu görevlerini. Nöroglialar nöronlara desteklik sağlar, beslenmelerine yardımcı olur ve ortamdaki iyon konsantrasyonunu kontrol ederek nöronların metabolik faaliyetlerini düzenler. Devam ediyoruz arkadaşlar diğer sayfa. Bir örnekle 2006 ÖSS'de çıkmış bir soruyla devam edelim. Son dönemde özellikle estetik dünyasında kendini gösteren botoks ile ilgili 2006'da demek ki o dönemde aktüelmiş bu. Botoks insanda uygulandığı bölgede sadece motor sinirlerdeki iletimi engellemek için kullanılan bir maddedir. Motor sinirler. Motor sinirlerin görevi neydi hatırlayalım? Tepki organını harekete geçirmek. O zaman botoksun uygulandığı bölgede işlevlerinden hangileri engellenir? Motor sinirlerin kası yani tepki organını etkilemesi. Uyarıları alınarak bu duyu nöronlarıyla sağlanıyordu. Botoksa ilgisi yok. Tepki organına cevap oluştu. İşte bu. Motor sinirler. Uyarıların merkezi sinir sisteminde algılanması ara nöronlar. Şu halde botoks ve motor sinirler arasındaki ilgiyi bize gösteren tek bir öncül, 2 numaralı öncül. Şu halde sorumuzun cevabı yalnız 2, B seçeneğidir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nöronlarda impuls oluşumu ve taşınması ile devam ediyoruz arkadaşlar. İç ve dış çevredeki uyarılar, sinir hücrelerinde impuls, uyarı olarak adlandırılan elektriksel ve kimyasal değişiklikleri başlatır. Sinir hücrelerinde impuls oluşumunu başlatan en düşük uyarıya eşik değeri denir. Şimdi dinlenme halindeki sinir hücresinin bir elektriksel dengesi vardır arkadaşlar. Nörona içeriden veya dışarıdan, içeriden derken vücut içinde, nöronun kendisinden de nadiren oluyor ama özellikle beyindeki nöronlarda, neyse. Vücut içinden veya vücut dışından bir uyarı nöronda bu elektriksel dengeyi bozar. İşte nörondaki bu elektriksel dengenin bozulmasına impuls, bu elektriksel dengeyi bozan çevresel etkiye uyarı denir. Ancak cümlemizden de anlaşıldığı gibi her uyarı impuls oluşumuyla sonuçlanmaz. İmpuls oluşturabilecek en düşük uyarı da eşik değer. Bu grafikle de ifade edilmiş. Bakınız. Eşik değeri olarak bu değer vurgulanmış. Eşik değeri altında iki uyarı daha verilmiş sinir hücresine ama herhangi bir tepki oluşmamış. Eşik değeri ve üzerinde uyarı şiddeti arttırılsa bile tepki derecesi değişmemiş. Bu da ya hep ya hiç prensibidir. Bununla ilgili cümlemizi okuyalım. Sinir hücreleri eşik değerin altındaki uyarılara hiç tepki vermez. Eşik değerinin üzerindeki uyarılara da her zaman aynı şekilde ve maksimum tepki verir. Bu duruma ya hep ya hiç prensibi denir. Ki ya hep ya hiç prensibiyle daha sonra kas sisteminde de kaslarda da değineceğiz. Dedik ya dinlenme halindeki bir sinir hücresinin bir elektriksel yük dengesi vardır. Bu denge zarda bulunan yani nöronun zarında bulunan ve adına sodyum potasyum pompası denilen özel bir enzim sistemi ile sağlanır. Nasıl? Bu enzim sistemi ve taşıyıcı proteinler sodyum
ve pozitif yüklü iyonları hücre dışında tutarken, potasyum ve negatif yüklü iyonları da hücre içinde tutar. Bunun sonucu nöron zarının dış yüzeyi pozitif, iç yüzeyi negatif yüklü hale gelir. İşte buna kutuplaşma anlamında polarizasyon diyoruz arkadaşlar. Cümlemizi bir de buradan okuyalım. Sinir hücreleri dinlenme halindeyken hücre dışı pozitif, hücre içi negatif yüklüdür. Buna polarizasyon denir. Polarizasyonun nedeni hücre içi ve hücre dışındaki iyonik bileşiklerin derişimlerinin farklı olmasıdır. Hücre içinde potasyum derişiminin fazla olması, potasyumun yanında negatif yüklü iyonlar da var. Hücre içinin negatif yüklü olmasına neden olurken, hücre dışında da sodyum derişiminin fazla olması, bu da hücre dışının pozitif yüklü olmasına neden olur. Sinir hücresinin uyarılması, işte yeni bir merhaleye geçiyoruz buradan. Dedi ki yani sinir hücresinde elektriksel değişikliğe neden olacak çevresel etkiler uyarı. Sinir hücresi bir uyarıya maruz kaldığında zarda bu dengeyi sağlayan enzim sistemi durur. Başka bir enzim sistemi devreye girer. Sinir hücresinin uyarılması sodyum iyonlarının hücre içine, potasyum iyonlarının hücre dışına çıkışına neden olur. Buna depolarizasyon denir. Bunun sonucu hücre zarının dış yüzeyi, burada şu bölgede ifade edilmiş bakınız. Hücre zarının dış yüzeyi eksi, iç yüzeyi artı yüklü hale geçer. İşte buna da kutuplaşmanın bozulması anlamında depolarizasyon denir. Zira polarizasyon kutuplaşma, de ifadesi denatürasyonda, dehidrasyonda da çıktı daha önce. Hatta defosforilasyonda da tersi. De ifadesi çıkmak anlamı verir. Polarizasyondan çıkmak anlamında kutuplaşmanın bozulması şeklinde de ifade edilmiş. Devam ediyoruz. Sinir hücresi depolarize oldu. Sinir hücresinin depolarize olduğu nokta, impulsun iletilmekte olduğu noktadır. Ki burada da, şuraya sileyim. Bakınız, ok ile impuls iletim yönü ifade edilmiş. Diğerlerinde bakın, impuls yoluna devam ediyor ve şuralar hep depolarize. İmpulsun geçtiği bölgede elektriksel kutuplaşma, dinlenme halindeki durumuna geri döner. Buna da kutuplaşmanın yenilenmesi anlamında repolarizasyon denir. Repolarize olmamış sinir hücresi impuls iletemez. Buna dikkat edelim. Miyelinli nöronlarda aksonda depolarizasyon ve repolarizasyonu sağlayan iyon geçişi, miyelin kılıfın kesintiye uğradığı yerler olan Ranvier bonlarında. Hani söylemiştim ya, Ranvier bonlarını tekrar impuls iletiminde kullanırız. Sonrası burası. Ranvier bonlarında gerçekleşir. İmpuls iki Ranvier boğumu arasında bir boğumdan diğerine atlayarak iletilir. Buna atlamalı iletim denir. Şu şekilde de ifade edebiliriz arkadaşlar. Atlamalı iletimi. Şimdi doğaldır ki aynı yolu mesela şu şekilde gitse daha uzun bir zaman alacakken bu şekilde gittiğinde daha kısa sürede hedefe ulaşabiliyor. Hatta işte miyelinli nöronlarda impuls iletim hızının daha fazla olması da bundandır. Yukarıdaki şekilde bir sinir hücresi ve hücrenin akson bölgesinde hücre içi ve hücre dışı sodyum potasyum miktarları gösterilmiş. Hücre dışında sodyumlar fazla, hücre içinde potasyumlar fazla. Tipik polarizasyon durumu. Sinir hücresinde polarizasyon gerçekleşmiştir demiş. Hayır, polarizasyon gerçekleşmiştir. Bu ifade yanlış. Sodyum iyonlarının fazla olması hücre dışını pozitif, evet. Potasyum iyonlarının fazla olması hücre için negatif olmasını sağlamış, doğru. Eşik değerin altındaki uyarı verilmesi yük dağılımını değiştirmez, evet. Değiştirmez, az önce de söylemiştik.
Eşik değerin altındaki uyarılar impuls oluşturmaz. Şu halde sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Burada bir uyarımız var. Birlikte okuyalım. Eşik değerinin üzerindeki uyarıların tümü nöronlarda aynı şiddette impuls oluşturur. Buna rağmen bizler uyarıların şiddetini algılayabiliriz. Örneğin soğuk, ılık, sıcak gibi farklılıkları anlayabiliriz. Bu durumun nedeni reseptöre ulaşan uyarının şiddetinin fazla olmasının nöronda daha sık aralıklarla daha fazla sayıda impuls oluşumuna neden olmasıdır. Beyindeki duyu merkezleri gelen impulsların sayısına ve sıklığına göre uyarının şiddetini belirler. Hani dedik ya, impuls uyarı şiddeti değişse bile impulsun hızında ve özelliğinde herhangi bir değişiklik olmaz diye. Evet, olmaz ama bu şu demek değil ki hiçbir şey değişir. Ne değişir? Uyarılan sinir hücresi sayısı artar. Uyartı sayısı artar. Bunlar da merkezi sinir sistemi tarafından bu iki uyarının birbirinden farklı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Peki bakalım ne oluyormuş bu durumda? Yani impulsların sayısı ve sıklığı uyarının şiddetini merkezi sinir sisteminin tarafından farklı algılanmasını sağlıyor. Bu durumda uyarının şiddeti nöron boyunca iletilen impulsun hızını etkilemez. Sorularda sıklıkla karşımıza çıkar. Uyarının şiddeti impuls sayısı ve sıklığını etkiler. Miyelinli nöronlarda miyelinsiz nöronlara göre iletim daha hızlıdır. Akson çapının fazla olması impuls iletimini hızlandırır. Ranvier boğumu sayısının azalması impuls iletimini hızlandırır. Sıcakta impuls hızı soğuğa göre daha fazladır. Evet, bir soruyla devam ediyoruz. 2012 yılında çıkmış bir LYS sorusu. Nöron boyunca iletilen impulsla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi uyarının şiddeti hakkında bilgi verir? Hızı değişmez dedik. Yönü zaten duyu organından merkeze doğru. Atlamalı olması yine uyarının şiddetini değil, uyarıyı ileten nöronun miyelinli olup olmadığını bize gösterir. Genliği uyarının şiddetini verirken sıklığı arkadaşlar, yani impuls sıklığı uyarının şiddeti hakkında bize fikir verir. Sinaps kavuşma, bir araya gelme anlamlarına gelir. İmpulsun bir nörondan diğerine iletilmesini sağlayan yapılardır bunlar. Bakınız, şekil üzerinde gösterelim. Bir nöronun akson ucu, burada sinaptik kesecikler, sinaptik keseciklerin içinde de nörotransmitter maddeler var. Burada nöro sinirsel, trans aktarma, miter de madde demek. Nörotransmitter sinirsel aktarma maddesi. Bunlar eksostoz ile impulsun etkisiyle patlar. Eksostoz ile nörotransmitter maddeler sinaptik boşluğa yayılır. Bu maddeler bir sonraki nörona endostoz ile girmez. Yani zardaki reseptörü kapatır ve diğer nöronun zarında elektriksel yük değişimine neden olarak impulsun bir sonraki nörona aktarılmasını sağlar. Ancak burada ilgili reseptör yoksa bu impuls bu nörona iletilemez. Buna da sinaptik seçicilik adı verilir. Böylece kasların ve bezlerin kontrolsüz tepkiler, sürekli düzensiz tepkiler vermesi önlenmiş olur. Devam ediyoruz. Bir örnek var mı burada? Durdurucu. Evet, örnekle devam edelim. Sinapsa gelen uyartı seçici bir kimyasal iletim ile bir sonraki nörona veya tepki organına aktarılır. Tamam. Bu durum olaylarından hangilerine neden olur? Uyartının sadece ilgili yapıya gitmesi sağlanır. Evet. Çok sayıda kas veya salgı bezinin gereksiz yere çalışması önlenir. Evet. Uyartının taşınması hızlandırılır. Hayır. Uyartının hızını impulsun çapı ve miyelinin olup olmaması belirler. Bir nöronun birden fazla uyartıyı taşımasını sağlar. Hayır. Bu sadece uyartının sadece ilgili sinir merkezine iletilmesini sağlar. Şu halde sorumuzun cevabı 1-2 A seçeneğidir. Örneklerimiz var. Devam ediyoruz.
Nöronda impuls iletimi sırasında moleküllerinden hangilerinin miktarı azalır? ATP tüketileceği için azalır. Oksijen enerji üretimi için harcanacağından miktarı azalır. Karbondioksit miktarı kesinlikle artar. Glikoz enerji üretimi için kullanılacağından miktarı azalır. Şu halde sorumuzun cevabı 1, 2, 4 D seçeneğidir. Örnek 8. Biraz daha şöyle yukarıya alalım. Nöronlarda olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi sinir hücresinin eşik değeri üzerinde uyarıyla uyarıldığını gösterir. Şimdi eşik değeri üzerinde uyarıyla uyarılmada esas vurgusu nedir sorunun? Yani impuls oluşacağını anlamında. Bakalım. Sodyum iyonu derişiminin hücre içinde diyorsa evet bu impulsun oluştuğunu gösterir. Sinaptik kesiden nörotransmitter salgılanması bu da impulsun oluştuğunu ve bir sonraki nörona aktarılmaya çalışıldığını gösterir. İyon derişiminin aktif taşıma ile düzenlenmesi ama bu polarizasyonda da var. Bu bir şey göstermez. Hücre içinin eksi yüklü olması, dinlenme haline de zaten eksi yüklü. Bu da eşik değerinde bir uyarının ortada olduğunu göstermez. Şu halde sorumuzun cevabı 1-2 A seçeneğidir. Örnek 9'la devam edelim. Sinir sisteminde sadece nöronlar bulunmaz. Nöronlardan daha fazla sayıda glia hücreleri de bulunur. Glia hücreleri nöronlara desteklik sağlar mı? Evet. Ortamdaki iyon konsantrasyonunu dengeler mi? Evet. Nöronların beslenmesine yardımcı olur mu? Evet. Uyarıları efektör organa nöroglia hücrelerinin impuls iletme görevi yoktur arkadaşlar. Şu halde sorumuzun cevabı 1, 2, 3 D seçeneğidir. Örnek 10 ile adımımızı sonlandıralım. Sinir sistemine gelen uyarının çeşidinin belirlenmesi niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Neydi? İmpulsun sayısı, uyarılan sinir hücresi sayısı. Bakalım. Uyarıyı alan duyu reseptörünün türü buna bağlı mıdır? Evet, buna bağlıdır. Bu sayede her impuls ilgili sinir merkezine iletilir. İmpulsun taşındığı yol ve iletildiği yapı, evet, buna da bağlıdır. İmpulsun taşındığı sinirlerde miyelin kılıfın varlığı, bu çeşidinin belirlenmesinde etkili değildir. Bu sadece hızını belirler. Şu halde sorumuzun cevabı 1-2 D seçeneğidir. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.